Evet sevgili dostlar, Şatanyan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde, güzel bir video ile karşınızdayız. Elimde Ataturk'a Gen 2 var. Üzerinde şöyle göstereyim arkadaşlar. 1824 Vortex orman dürbünüm var. Şimdi bununla güzel bir deneme yapacağız. Ve bunun yanında Ata-C'ye taktikalim var. Onu da şöyle göstereyim. Görünüşüne aldanmayın. Kirli, pasaklı, pis olabilir ama çalışıyor. Bununla denememize devam ediyoruz. Denememizin konusu şöyle Sterling paraşüt ve Seller Bello soft point mühimmatımız var. Karşıda eski hurda bir laptopumuz var. Şimdi bunda giriş çıkış deliklerine bakacağız. İnşallah bir kere de dağılmaz. Şimdi denememize başlayalım arkadaşlar. Şöyle tüfeğimizi koyalım. Evet. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. 308'imiz. Görüntüyü zaten göreceksiniz. Yutong 2'ye bölündü. Laptopumuzun arkasındaki laptopumuzun durumu nedir bilmiyorum. Ben şimdi hemen yerinde incelemeye gidiyorum. Evet, şimdi ilk atışımız çok fenaydı. Yutong 2'ye bölündü arkadaşlar. Bayağı tesirli. Laptopun durumu nedir bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Gerçekten güzel bir atıştı. Şu laptopa şuradan girdi. Şu arkadan çıkış deliği. Şu da Yutong'umuz. Arkadaşlar Yutong. Yutong bildiğiniz ikiye bölündü. Şurada bakın arkadaşlar. Yutong bildiğiniz ikiye bölündü. Şu da arkadan çıkış deliği. Yutong'un. Buyurun. 308'in etkili sonuçları. Şurada entegreler falan var. Bayağı güzel parçalamış. Şimdi bir de yivsiz de atacağız buna. Şöyle arkadan da bakın 308'in girişi, çıkışı attığımız mühimmat soft point'ti. Şöyle göstereyim. Açalım tuşlarımız. Bayağı dağılmış. Ama girerken nokta gibi giriyor hakikaten. Arkadan çıkarken de böyle patlatıp çıkıyor. Şimdi bir de buna yivsiz tüfekle atış yapalım. Bir de onda etkiyi görelim. Nasıl olacak sonuçları? Yivli gerçekten etkili bir güç ya. Böyle bir imkan ulaşması zor ama gerçekten çok keyifli bir tüfek. Alabilen herkese tavsiye ederim. Şimdi şöyle tüfeğimizi koyalım. Şunu tekrar, şu boş tüfeğimizi şuraya bıraktık. Şimdi sıradaki atışımız paraşütle. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle kapattık. Şimdi paraşütle atış yapıyoruz. Evet. Yutong bu sefer paramparça oldu. 437 metre bölü saniye. Namlu çıkışı da tüfeğimizi şöyle boş emniyetli bir doğrultuya koyduk. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bunda Yutong bayağı parçalandı. Laptop da bayağı parçalanmış. Yutong'umuz şöyle, bu ne? Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu da 12 gauge. Bu da arkadan çıkış deliği. Şöyle 308 12 gauge. Bayağı etkili ve tesirli. Aradaki fark gözle görülür bir şekilde meydanda. Yakın mesafelerde 12 gauge bir tüfek gerçekten çok etkili ve durdurucu. Yivli tüfeğe nazaran etkisi, yani çekirdek çapı büyük olduğu için yani hedefteki durduruculuğu
yakın mesafelerde tartışılamaz arkadaşlar. Şöyle açayım size. Laptopumuz açılırsa. Evet. Laptopumuzu açamıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın buradan da şu giriş ve çıkış deliği. Gerçekten muhteşem bir güç. Paraşütü kullandık özellikle. Hem çekirdeği çelik olması maksadıyla hem de şarapnel gibi dağılma etkisinden dolayı özellikle bunu seçtik. Yani bizi yanıltmadı da gerçekten. Şu çıkış deliğinin büyüklüğüne bakarsanız arkadaşlar gerçekten etkili. Diyecek bir şey yok. Her şey gözüküyor zaten. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.